Şimdi herkesin aslında kafasında şöyle bir soru var. Yani mutlu evliliğin sırrı nedir? İnsanlar evliliklerinde mutlu olabilmek için ne yapmalılar? Bunların hepsi aslında iki tarafın birbirine uyumuyla alakalı. Bir de sanırım saygı. 74 yaşında Müjgan teyze, Aydın amca 80 yaşında. Onlar 1961 yılında nikah masasına oturuyorlar. 56 yıllık da evliler. Alkışlarla geliyor konuklarım. Bir yastık tatan 40 yıl. Anlat baba anne ölümsüz aşkını. Bir yastık tatan 40 yıl. 40 yıl. 40 yıl. Çok tatlısınız. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Siz iyi misiniz? İyiyim, hamdolsun. Aydın amca nasılsın? Sağ olun. Öpeyim ama. Gençlerin eli öpülür. Teşekkür. Hoş geldiniz. Ay maşallah size ya. Teşekkür ederiz yani. Herkes aynı şeyi söylüyor eminim. Genelde. Ya 56 yıl aynı yastığa baş koymak çok kolay bir şey değildir de. Evet. Şimdi onlardan dinleyeceğiz yaşamların hikayelerini. Ama minik de bir BTR'miz varmış. O BTR ekrana geliyor. Şimdi aslında geçen yıllar sadece fotoğraf karelerine bakınca ortaya çıkıyor. Evet. Ne güzel gözüküyorsunuz maşallah size. Sağ olun, teşekkür ederiz. Şimdi bu arada biraz sonra açıklayacağız. Aydın amcayla Müjgan teyzenin burada olmalarının daha önemli bir amacı var. O amaçlarını söyleyeceğiz ama önce ben onların hikayelerine ortak olmak istiyorum. Ekran başındaki seyircilerimle beraber. 1961 yılı. Nerede gördünüz bu güzel kızı? Kızıl Toprak, İstanbul. Kızıl Toprak'ta mı? Evet, orada. Kendileri Kanlıca'da, İstanbul'da ikamet ediyorlardı. Orada da büyük ablası vardı. Onun enişkesinde, büyük ablası ya, onun enişkesi, ablasının kocası da ben Etişehir'deki bir ticaret münasebetiyle tanışıyoruz. Ben bir fabrikanın mali müşaviriydim. O da oraya malzeme veriyordu. Akşamlarda misafir ediyorduk. Her akşam bir yerde oturuyorduk. Kekiyorduk. O misafirlikte mi gördünüz Müjgan? Kekiyorduk, hayır. O kekiyordu kafaları falan. Böyle derken ben bir gün dedim ki Adil abi ya bu hayatın sonu yok. Evlensek mi? Ne yapsak dedim. O dedi ki ya benim bir ufak balzım var dedi. Yolun İstanbul'a inerse bir gör dedi. Sonra ben işte bir kere sonra İstanbul'a gittim. Bu sabah yine gecede bir çık. Sabah dedim bu hayatın sonu yok bir bakayım. Adile abi aradı. Ben İstanbul'da, o ben atta geldim falan. Bir yana adres tarif etti. Ben de işte Kadıköy'e indik. Kadıköy'den Kızıl Toprak'a iken ben el boş gidilmez dedim. Biraz içe kalayım falan. Bu işe de fazla bilmiyoruz bir Anadolu çocuğu olarak.
Abi kaç tane dedi? Ben dedim 30-40 tane. Abi 30-40 çiçek mi getirdi sizi? 7-8 tane alınırmış. Ama belli tane. Görmek için gelmiyor. Sadece ablamları ziyarete. Ben de tesadüf oradayım. Size bir şey söylendi mi peki? Hayır hayır. Ben daha lise 1'deyim. 2'ye geçeceğim. Oh. Annem rahatsızdı. Onun için okulu bir sene bırakmıştım. Ben de işte Aydıncığım gel falan deyince eniştem hep duyuyorum Aydın. İşte kaza geçirmiş şu bu. Merak ediyorum. Ay enişte dedim, Aydın Bey'i görmeden dedim asla eve gitmem dedim. Ve o görüş, biz bir ayda evlendik. Kader böyle bağlı. Bir saniye. Görüş o görüş. Yani... O görüş. İlk gördük. Ondan sonra ertesi hafta söz kestik. Daha ertesi hafta sen yaptık. 41 günde Aydın amca şunu merak ediyorum. İlk gördüğünüz dakikada Müjgan teyzeye aşık oldunuz. Evet, bağlandım. Bakın ne kadar doğru söylüyor. Ufak bir ziyaretti güya, 7 saat oturduk. Evet. 56 yıldır hala o evi ziyaret ediyorsunuz. Mutluluğunuz daim olsun. Sağ ol yavrum, sağ ol. Allah nasip olunca. 56 yıl aynı yastığa baş koymak. Kadınlar birazcık daha hani ne derler, evliliği korumak için mücadele ederler. Tabii ki erkekler de o özveriyi gösteriyor. Şimdi buraya şahane bir çift olarak çektiniz. Sağ ol. Hiç mi zorluk yoktu? Olmaz mı? Çok çok zorluk vardı. Benim şansım. Evlendim, torunlarımı hep anlatırım böyle hikaye gibi. Ay anneanne nasıl oldu dediklerinde sakın siz benim gibi evlenmeyeceksiniz. Çünkü dedeniz iyi çıktı dedim yani tamamen piyango bu. Ye kötü olsaydı ailesi falan yani o sene ayrılamıyorsunuz da 55 sene önce ayrılmak var mı? Hayır babanız der ki hayır. Ayrılamazsın bir ayrılamazsın. Kere evlendi. Hani evlendi. Gelinlikle girdin tabudun çıkacak orada. Düşünün Kanlıca'dan Eskişehir'e gelin gidiyorum bir ayda hiçbir... Erkek flört yok hiç tanımıyorum. Ve biz zaten evlendikten sonra bir iki ay nişanlı gibi gezdik Aydın'la. O da hoş oldu yani fena olmadı. Ha, evlendikten sonra tadını çıkartmışlar. Yani evet. Maşallah iki tane evladınız var değil mi? Evet. Bu arada en önemli şey hiç ayrılmaz mısınız? Her yere beraber mi? Evet tabii onun yalnız gittikleri yerler var. Tabii. Yani genelde o bir yere gider. Mesela gelir ay hanım öyle güzel bir yer ki. Şu fotoğrafta bir durabilir miyiz? Evet. Öyle güzel bir yer ki bak senle de muhakkak oraya gidelim der evet. Yani. Saklı şeyleri var mıdır? Her erkeğin vardır. Ama yani huyu çok iyi eşimin. İyi huylu insan i̇yi huylu. Olması. En önemlisi karakter aslında. Bir kere çok sevecen, yardımsever, ailesine çok düşkün, işine çok düşkün. Dostlarımız çok var. Maşallah. Ama bu neden acaba diyorum çok genç evlendik. Bir şeyler öğrenerek mi büyüdük? Ya. Hem öyle hem de birbirimize çok demek ki emek yaklaştık verdiniz. Biz. Evet. Şimdi şu fotoğrafın hikayesini istiyorum sizden. Ay bu fotoğraf inanır mısınız bu balayında Bursa'ya gitmiştik. Halimize bakar mısınız nasıl zavallıyız? Niye? Yani hakikaten böyle yazık iki kişi oraya çıkmış. Hiç, yani öyle gibi değil mi lütfen? Şimdi burada bir sevgi var mı? Gülüyorlar mı? Hiçbir şey yok Esra'cığım. Ne var bu fotoğrafta? Aydın amca ne var bu fotoğrafta? Bu fotoğrafta işte balayı geldi. Biz İzmir'e gidiyorduk. Evvela Kerik Balası'ya gittik Bursa'ya. Tepelere kim çıkardı sizi? Böyle bir 15 gün. Yani ben gerçi bir yandan da üniversite gidiyordum. Talebeydim yani. Üniversite talebesiydim evlendiğim zaman. Ama bir şirketin de malimiş var, muhasebe müdürü var. Fena bir gelirim yoktu. Gittik böyle Bursa'dan çıktık İstanbul, İzmir. Yalnız bu arada dikkatinizi çekelim tepelere çıkılmış ama Müjgan teyzenin ayağında gene topuklu ayakkabılar var. Yani o şıklıktan ve zerafetten asla ödün verilmemiş. Ya o zaman giyim tarzı falan da yani her şey bence çok güzel bir fotoğraf karesi. Çok teşekkür ederim. Bu arada Aydın abi çok güzel çökertme türküsünü söylüyormuş. Ve onların burada olma amacını da açıklayacağım. Müjgan teyzenin bir dileği varmış. Eğer demiş o dileğim gerçek olursa şunu 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 yapacağım demiş ve onun için buradalar. Ama Aydın amca bize türkü söyler misin? Ay ay ay. Ay. Söylesin. Ne olacak? Söylesin de inan. Ne söyleyecek? Çökertmeyi söyleyeyim. Beraber mi söyleyecek? Bilmiyorum. Siz söyle biz girmeyelim araya. Ay yapmayın. Beraber de bir nihavet türkü var. Gel gönlü bir yerden yere vurma güzel. Var mı? Var tabii olmaz. Neşeli adam benim kocam. Çok neşeli. Neşeli.
gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun. Gül dururken dikenleri delme güzel ne olursun. Gül dururken dikenleri delme güzel ne olursun. Git diyemem, kal diyemem, sen Konya'sın gül diyemem. Git diyemem, kal diyemem, sen Konya'sın gül diyemem. Çok severim söyleyemem, sorma güzel ne olursan. Çok severim söyleyemem, sorma güzel ne olursan. Ay yavrum, ay yani, beraber eğlenmeyi bilmek, beraber çalışmayı bilmek ve birbirini sevmek sanırım herhalde güzel bir evliliğin sırrı olsa gerek. Müjgan teyze, şimdi seni dinliyoruz. O dileğin neydi? Benim eşim uzun süre, birkaç aydır, 8-9 aydır bir basit bir hastalıktan çok uzadı. Ayağında bir problem oldu. Dedim Allah'ım, yani inşallah iyi olmayacağız artık, olmayacaktık, öyle dediler. 5 ay sonra doktorlarımız, Allah bin kere razı olsun, fevkalade iyiye gitmiş diye. O arada ben çok sıkıldım, yürüyemeyecek falan diye. Çok da Ümre'ye gitmek istiyoruz, yapamayacağız dedik. Sonra madem biz gidemiyoruz, bir karı kocayı gönderelim diye böyle bir arzum vardı. Geçti. Çok kötüydü, geçti. Çok kötüydü, geçti. Şimdi kanatlarımız olsa uçacağız ama kanat yok. Ya onu da söyler misiniz? Şimdi herkes çalışıyor, çalışma telaşesinde. O zaman sağlık var. Enerji var. Ama evet, insanlar ne bileyim, yaşama tutunmak için kendilerini önemsemiyorlar. Evet. Tam hayatın tadını ve hakkını vereceğiniz zamanda da bazen problemler çıkıyor, evet, çıkabiliyor. Ama sizin en büyük dileğiniz Aydın iyilesin, ben onu bir kişiyi Umre'ye göndereceğim. Bir de eşim o kadar hep iyi niyetli ki her şeyi de pozitif, her şeyde hanım yok bir şey yok geçiyor. Yani devamlı böyle dedi. O da eyvah deseydi kötü olurdu sonumuz, hiç demedi. Çok kötü günleri fevkalade geçirdik, çocuklarım, dostlarımız, herkes. Yani bugün inanın yeni evlenmiş gibiyiz. O kadar mutluyum ki size anlatamam ya. Ay yani, maşallah, Allah nazardan saklasın. Aydın amca, bir şey söyleyeyim mi? Çok şanslı adamsın. Şimdi yukarıda Allah var. Rabbim insanlara derler ki her yazın bir kuşu varmış, her kuşun da bir sabahı varmış. Veyahut da her sabahın herkesinde bir yazı varmış veya her sabahın bir akşamı, her gecenin bir sabahı varmış. Hayat bu. Tabii ki her şey el bebek, gül bebek gitmiyor. Biz de 56 senedir bir yuvaya sahip olma çabası içinde çocuklarımla, sonra torunlarımla hep maşallah, arkadaş olduk. Allah'ın nazarı olsun. Biz hiçbir zaman çocuklarımla olsun, torunlarımla olsun böyle bir hiyerarşik düzen içinde olmadık yani. Ben şu anda benim torunum gelir, bu tabii hastalıklar da saygı gösterişte değil yani. Hani hastalıklar, o bacak bacak üzerine atmış, atmamış. Atıyorum yanında, hiç onda değilse her şey sevgiyle halledildi. Evet, tabii tabii. Hastalıklar da bizim için. Rabbim hep iyi gün vermeyecek. El bebek, gül bebek yaşamayacaksınız. Bazı kötü günler de olacak, bazı zor günler de olacak. Ve Yüce Rabbim bizi imtihan edecek. Burada asla isyan etmeden sabırla, imanla bütün sorunu bekleyeceksiniz. Ben de bir çok kötü bir 7-8 ay geçirdim. Çok ama Yüce Rabbim yüzümüze güldü ve düzeldim. Düzelince de eşimle böyle bir karara evet, vardık. Bu zaten yapmamız gereken bir işi. Çünkü ben uzun süreli yürüyüşler falan pek
bu olaydan sonra ayağım biraz sağ ayağım zayıfladı, yapamayacağım için biz dedik yerimize kayırım olmak üzere, dinimizde de var. İki tane bir karı koca olursa daha şey, uygun olur. Belki de o olay başka sonra güzel bir şey. Sonra uygulayalım dedik ve sarımdan yardım etti. Çünkü biz hakikaten dinine bağlı, abdestinde, namazında bu ülkenin hakkını verecek insan arıyoruz. Yoksa umreye dediğin zaman şimdi belki yarına itibaren 50-63 tane telefon da alacağız. Çünkü ben tanınan bir insanım ama ben artık bunların hepsini... Size de öğretmek. Esra'nın havale edeceğim. Seçimi onlar yapacaklar. Biz seçimi biz yapacağız. Yaptık. Hiç merak etme. Sizin vesilenizle, yani sizin iyileşme dileğinizle bir kişi umreye göndermek istiyorum demişti. O kişi seçimi de yapacağız. Nevzat tabii hayır olsun. Bu ara Aydın abi futbol camiasının da çok değerli bir insandır. Yıllarca Eskişehir Spor'a başkanlık yapmıştır. Biliyorum. Çok muhterem bir insandır kendisi. Sağ olun. Camia çok iyi kendisi. Tabii. Peki, bu arada eminim şu anda mesajlar gelmeye başladı. Dilerim sizin gibi kalbi güzel, kalbi temiz ve gerçekten umre ziyaretini yapmak isteyen birinin vesilesi İnşallah. Olursunuz. Onu da burada açıklayacağız zaten. Teşekkür ederim. Ve biz de hikayenizi, fotoğraflarınızı paylaştığınız ve herkese örnek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ne demek ederim. Rica ederiz. Yani bir etten son bir bağlayayım. Yani bir eş olursa çok güzel olacak. Karı koca çünkü biz, olursa mı? Evet. Köyüken 56 senedir ben babasız büyüdüm. Ben 11'eyken babam rahmetli olmuş. Ailenin ne olduğunu biliyorum. Şimdi gençlere de bunu tavsiye etmek istiyorum. Buraya çıkmanın esas ikinci amacı da odur. Evet. Şimdi 6-7 yıl flört yapıyorlar, evleniyorlar, 6-7 ay sonra boşanıveriyorlar. Böyle bir şey yok. Yani bizim 56 seneyi 3-4 kelimeyle ifade ederse sevgi, saygı ve her şeyden evvel de tolerans. Karşılıklı anlayış. Biz hayatımızda 2-3 günden fazla dargın kaldığımızı hatırlamıyorum ama biz kötü günler yaşamadık mı? Yaşamadık. Günahkar yapmadık mı? Yaptık. Yani sonra sağ olsun Müjgan benim annemle 15 yıl oturdu. Kaynanayla beraber oturdu. Kayınvalide 15 yıl evet. Oturdunuz. 8 sene oturdu. 8 sene onun oturdu. Da hastalığında aslanlar gibi baktı. Onun cennette yeri var bana göre. Yani hayır, o kadar üzgün. Benim hastalığımda doktorlar bir hayret etti. Döndüler bana ya dediler sen de şanslı adamsın. Yok. Hemen öğrendi doktorlar da daha iyi pansuman yapıyordu. Çok şanslı yani. Bir adamsın. Bu arada konuşurken gözüme de takılıyor. Aydın amca. Bunlar ne? İşte bunları taktık. Artık bazen bunlar da kâr etmiyordu. Bakıyorum pat pat düşüyor, iğneleri kalıyor. Bir taneyle olmuyor. Bir sürü. Kâr size. Çoğu bana hediye. Hediye mi? Hediye. Tüm hediye edilen nazar boncuklarını ben evet. yapacağım bunları. Bu altın olan hediye, bu hediye, bu hediye. Yani bizi sevenler Allah razı olsun. Ya ne kadar çıkan. Şanslısınız biz ya. Biz sen Eskişehir'de unutmuştuk birkaç hafta önce. Hatta buraya çıkarken dedim ki daha kocaman bir... Şöyle dekübörünü... Bak bak orada var, orada ha, var. Dekübörünü kullandığı gibi şöyle kocaman bir şey. Bak şurada tam yerde kocaman var zaten. Var, var doğru. Allah evet. bizi nazardan korusun, tabii sizleri de korusun. Sizleri de, amin, amin. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için. İşiniz çok zor. Ay sağ olun.